Bir gazeteciyim. Aynı anda Paris İmparator FM'in kurucusu ve Avrupa Türk Dernekleri ve Medya Birliği'nin başkanlığını yürütüyorum. Şimdi sarı yelekler meselesi tabandan, derinden gelen bir sorun. Burada bir halk hareketi var. Yani hiçbir siyasete, siyaset mensubu olmayan insanların son dönemlerde, diyebiliriz bir yıl içerisinde şu anki hükümetin, başkanın yapmış olduğu reformlar. Tabii ki bunların yanı sıra öncelikle en vahim olanı emeklilerden alınan harçlar, yani vergiler. Onun yanı sıra sosyal kasalar var. Burada aile kasası. Onların da burs alan öğrenciler, aileler, o ailelerin tabii ki yardımlaşma fonu olduğu için ve bu insanların çalışmış olduğu bordrolardan kesilen paraların bir şekilde hak edene verildiği bir kasanın o paraları vermemesi, vermeyeceğini söylemesi ve tabii ki son dönemlerde akaryakıta ve farklı alanlarda getirilen vergilere karşı bir halk isyanıdır. Sarı yelekliler için ne diyebilirim? Kendiliğinden oluşmuş toplumsal bir hareket. Yani en başta gelir dağılımının adaletsiz oluşu, alım gücünün düşüşü, bütün bunlara ek olarak zenginlere yani ve bankalara olan yardım daha çok diyelim ne bileyim. Onların borcu silinirken yani asgari ücretin yükselmemesi, bütün bunlar bir anda bir patlamaya, birkaç kişinin başlangıcında bir patlamaya doğru hareket ediyor. Bilmiyorum, belki daha da ileri gidecek. Her şey şeyle başlıyor yani. Ne bileyim, alım gücünün olmaması. Yani diyecek pek bir şey yok. Şu anki yaptıkları doğru mu değil benim açımdan. Macron'a karşı mücadele veriyorlar ama zaten onu onlar getirdi. Ha bir eylem yaparsın, bir şey beğenmezsin, bunu değiştirmek istersin. Bu çok doğal hakları. Ama bu şekil yaptıkları doğru mu değil. Nasıl yani eylem Yani yaptılar? kırıp dökmek, mağazalara zarar vermek. Yani bu birçok insanları engelliyor. İşçileri, ulaşımı, esnafı, herkes etkiliyor. Ben 25-30 yıldır Paris'teyim. Restoran işiyle uğraşıyorum. Pekala. Kuzinyelik yapıyorum. Şimdi olayların bu aşamaya gelmesi hem yöneticilerle ilgili hem de çalışan, salarye, işçiler aşırı haklarını en son noktada haklarını elde etmek için aşırıya kaçtılar. Polis de bunun yanında. Bu geçen hafta, bu cuma, cumartesi aşırı şiddet uyguladı. Tabii bu sarı yeleklerin içinde provokatörler, mağazalara saldıranlar, araba yakanlar. Aşırı buna karşı da tabii polis aşırı şiddet kullandı. Ancak televizyonda izledik. Bizim restoran işleri de düştü. Sadece benzinle alakalı değil. Bir sürü istekleri var. Aslında haklılar. Fakat haklı durumdayken haksız duruma düşme olayı da olabilir. Fakat iki defa Macron ve ekibi toplantı yaptı, reünyon yaptı biliyorsun. Çözüm biraz geri adım atmış gibi görünüyor ama bu hafta tam belli olur. Çünkü bazı çalışanlara haklar verilmişti. O hakları Macron aldı sayılır yani kanun çıkararak. Bunların tekrar düzelmesi için ilk etapta ılımlı yürüyüşler, daha sonra bu yürüyüşler şeyini aştı, haddini aştı diyeyim yani, aşırı karşılıklı şiddete dönüştü. Bekliyoruz bakalım ne olacak. Hayırlısı, önemli olan insanlara zarar gelmemesi. Yani
akşamlar. İyi akşamlar. Ben Ahmet Deniz. Fransa, Paris'te yaşıyorum. Ahmet Bey, Paris'te yaşıyor. Valla şimdi bu önce başta krevdi. Mazotların ve yani petrolden dolayı kaynaklanan zamdan dolayı. Başta insanlar bu için bu şey yürüyüşü, bu kreve başlamışlardı. Ama son zamanda tabii ki bunun içine başka boyutlar da oluştuğu için yağmacılar bu sarıcıları giyip Macron'a karşılık şey yapıyorlar. Aslında bunların yaptıkları doğru değil. Mesela puanlarda mavicililer şey yapıyor, krev yapıyor. Bunlar gerçek krevi yapıyorlar. Sarbu Sendeniz'deki yapılan saldırılar iyi değil, hoş değil. Yağma yani biraz açıkçası bütün mağazaları kırıp içerideki eşyaları yağma yapıyorlar. Tabii ki buna da devlet sessiz kalmadı son zamanlarda. Şiddet uygulamak zorunda. Bunda da hakkı. Polislerin arabalarını yaktılar. Çok çirkin bir olay. Ama şimdi bu işin sonu gitgide çok kötüye varıyor. Fransa'nın her yerinde krev yapanlar var ama Paris'teki krev bir bambaşka. Krev değil, bu yağmacılık gibi herhalde öyle bir şeye sonuç verdi. Yaptıkları doğru değil diyor düşünüyorum ben. Erkan Bilgin. Erkan Bey, Paris'te yaşanan olaylar için neler diyeceksiniz? Yani sarı yelekler haklar şeylerinde ama bu yaptıkları vandalizmle karşıyım. Onu ayrı açıkça söyleyeyim ama yani bu protestoların da haklılar. Çünkü maaşlar burada hakikaten uzun zamandır aynı ama devamlı zam geliyor. Dönerci arkadaşlar 5 lira ben bildiğim bile 5 liraya şey satıyorlar, döner satıyorlar. Bir türlü zam yapamıyorlar. Ama fiyatlar enflasyon olarak hep zaman artıyor. Bu adamların yani yapabileceği bir şey yoktu. Ev kiraları burada çok pahalı. İnsanların yani maaşları, kazançları buna artık yeterli gelmiyor. Belirli bir noktadan sonra da insanlarda tabii bu birikim patlamaya dönüştü ama bu vandalizme dönüştürmeleri o konusunda onlar haksızlar. O konuda ben de şeyim. Çok sağ olun. Bir şey değil.